haftanın özetiyle karşınızdayız. Bosna Hersek tarihi ve bilinmeyen yönleriyle Aliye İzzet Begoviç temalı panel 24 Mayıs 2022 Salı günü üniversitemizde düzenlendi. Rektörümüz Profesör Doktor Mustafa Sıtkı Bilgin'in oturum başkanlığını yürüttüğü paneli tarihçi yazar Yıldırım Ağanoğlu ve Doktor Hüseyin Kansu konuşmacı olarak katıldı. Rektörümüz Profesör Doktor Mustafa Sıtkı Bilgin'in ortak tarih ve kültür bilinci ışığında geçmişten bugüne aktarılan ve gelecek nesillere aktarılmaya devam edecek tarihi ve kültürel mirasımıza vurgu yaptığı açılış konuşmasının ardından tarihçi yazar Yıldırım Ağanoğlu Bosna Hersek temalı sunumunda Bosna Hersek'i tarihi, coğrafi, beşeri, ekonomik ve siyasi yönleriyle ele alırken Doktor Hüseyin fikri ve siyasi yönleriyle Boşnak lideri Aliye İzzet Begoviç'in hayatı hakkında bilgi verdi. Üniversitemiz Deniz İçin Dereleri Koruyalım temasında sunulan doğaya uygun önlemler ve ortak yenilikçi izleme ve kontrol teknikleriyle daha temiz bir Karadeniz için çöplerin ve erozyonun azaltılması başlıklı Avrupa Birliği projesi kapsamında düzenlenen Uluslararası Karadeniz Su Kirliliği ve Erozyon Önleme Çalıştayına ev sahipliği yaptı. Su ve toprak kaynaklarının korunması ve Karadeniz'deki kirliliğin önlenmesi temel amacı üzerine inşa edilen ve üniversitemizden Doçent Doktor Mustafa Tüfekçioğlu'nun yürütücülüğünü yaptığı projenin kirlilik kaynaklarının tespit edilmesi, derelerdeki çöplerin izlenmesi ve azaltılması, doğru yönetimsel plan ve uygulamaların ortaya konularak sel ve erozyon riskini azaltmanın ve zararlarını en aza indirmenin yollarının araştırılması gibi hedeflere sahip olduğuna dikkat çekildi. Rektörümüz Profesör Doktor Mustafa Sıtkı Bilgin'in de takip ettiği ve Orman Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Aydın Tüfekçioğlu'nun oturum başkanlığını yaptığı paneli üniversitemiz ile Yunanistan, Romanya, Moldova ve Ermenistan'daki üniversitelerden akademisyenler konuşmacı olarak katıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün faaliyet programında yer alan ve bu yıl Vakfet Yaşat, Yaşa temasında gerçekleştirilen 9-15 Mayıs Vakıflar Haftası etkinlikleri kapsamında Vakıf, Medeniyet ve Sosyal Hayat temalı panel üniversitemizde düzenlendi. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Nuri Yavuz'un oturum başkanlığı yaptığı paneli Doçent Doktor Hamit Şafakçı, Doktor Öğretim Üyesi Eşref Temel ve Doktor Öğretim Üyesi Muhittin Kul konuşmacı olarak katıldı. Panelde Osmanlı'da vakıf anlayışı ve vakıf medeniyeti, tarihsel süreçte vakıfların sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda önemi, vakıf teşkilatının sebepleri ve topluma sağladığı faydalar ve Ardanuş'ta vakıf teşkilatları temalarında bilgilendirmeler yapıldı. Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Artvin Müze Müdürlüğü birlikteliğinde Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve üniversitemiz tarafından desteklenen Kültürlerin Harmanlandığı Şehir Artvin paneli üniversitemiz Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Profesör Doktor Nuri Yavuz, Profesör Doktor Mehmet Işıklı, Profesör Doktor Ali Yalçın Tavukçu ve Profesör Doktor Hüseyin Yurttaş, Doktor Öğretim Üyesi Elif Yavuz Çakmur ve Doktor Öğretim Üyesi Yener Oğan'ın konuşmacı olarak yer aldığı panelde Tunç Çağlar boyunca Anadolu, Güney Kafkasya Gürcistan ilişkileri ve bu ilişkilerde Artvin'in olası konumu, Artvin ve gastronomi, Artvin mutfağına genel bir bakış, Artvin yöresinde arkeolojik kazılar ve bulgular, müzecilik ve kültür varlıkları Koruma Kurulu'nda Artvin'in tescilli eserleri konularında bilgilendirmeler yapıldı. 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası etkinlikleri kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Artvin İl Sağlık Müdürlüğü birlikteliğinde düzenlenen Hemşirelik Haftası programı Üniversitemiz Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Hemşireler Öncü Bir Ses temasında sunulan programın açılış konuşmaları, üniversitemiz Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Murat Kibar ve İl Sağlık Müdürü Doktor Gürol Köroğlu tarafından gerçekleştirildi. Türkçe Dil Sınavının standartlaştırılması için çalışmalar yürüten HG Akademi Genel Müdürü Mustafa Hürmüzlü ve beraberindeki heyet, Rektörümüz Profesör Doktor Mustafa Sıtkı Bilgin'i ziyaret etti. Görüşmede yabancı öğrencilerin Türkçe yeterliliklerini ölçmek amacıyla uygulanan Türkçe Dil Sınavı, kurumlar arası işbirliği protokolünün oluşturulması ve Türkçe dil sertifikalarının ortaklaşa verilmesi hususunda değerlendirmelere yer verildi. Kalite Komisyonu ve Kalite Yönetim Sistemi Alt Komisyonu üyelerinin katılımı ile Rektörümüz Profesör Doktor Mustafa Sıtkı Bilgin başkanlığında düzenlenen yönetimi gözden geçirme toplantısında üniversitemiz Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Murat Kibar kalite faaliyetlerini değerlendirdi.
Arhavi Meslek Yüksekokulu'nda Arhavi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile açılan bilgisayar işletmenliği kursu yapılan sertifika töreni ile sona erdi. Turizm uygulama alanında gerçekleşen törende katılımcılara sertifikaları takdim edildi. Engelleri Sporlaşıyoruz projesi kapsamında özel öğrencilere yönelik spor eğitimleri başladı. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim elemanlarından Dr. Volkan Özcan, Dr. Ezgi Samar, araştırma görevlisi Büşra Erul ve özel eğitim bölümünde Dr. Mustafa Ceylan'ın yürütücülüğünde BESYO öğrencilerinin katkılarıyla düzenlenen eğitimlerde özel öğrenciler sportif etkinliklere katılma imkanı buluyor. Acu TV'de haftanın özeti sona erdi. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.